İlginç. Ser sorulardan merhaba programımızın başka bir konuk ve başka bir konusuyla yeniden karşınızdayız. Bu akşamki milletvekili, siyasimiz, siyasi meclisin en genç ismi. Hem genç olmasıyla hem kadın milletvekili olmasıyla açıkçası dikkat çeken bir isim. Bir de Sosyal medyayı zannediyorum meclise en sık kullanan politikacılar arasında yer alıyor. Hal böyle olunca sosyal medyada pek çok kez e, gündeme geliyor. Sık sık da linç yiyor. E, hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. E, kampanyalarla ilgileniyor. Pek çok konuda yaptığı e, çıkışlar açıkçası titilere konu oluyor. İstanbul Milletvekili Sayın Rümeysel Kadak. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Ee, öncelikle bizleri kırmayıp e, yoğun gündeminiz arasında programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ee, bütün konukları yaptığınız bir bilgilendirme müsaadeniz olursa size de yapacağım. Malum programımızın adı Sen Sorular sizin için. Ben kendi merak ettiklerimi, e, değerli ekibimizin hazırladıklarını ve ekranı başında bizi izleyen seyircilerin e, bize gönderdiği soruları derledik ve bunların Bazıları muhtemelen hoşunuza gitmeyecek. Ancak ben size açıklıkla yönetmeye ve açıklıkla cevap almaya çalışacağım. İsmin hakkını vereceğinizi umuyorum Taha Bey. Yani bunun da kararını <laughs> seyirci verecektir. Ben yöneltmekle mükellefim. Dilerseniz cevap da vermeyebilirsiniz. Tabii bu da sizin en doğal hakkınız. Misafir misiniz burada. Şimdi bir grubunuz var sizin. <laughs> ve bu grup üzerinden pek çok defa Twitter'da işte TT olduğunuz sosyal medya gündemde Hangi düştünüz? grubumuz? Ekip. E ekip Go. Ekip, evet birçok grubumuz var. Ee, ekip Go'ydu galiba. Ekip Go doğru. Evet. Çeydiniz. Bir tanesi o evet. Ee, ne, ne yapıyorsunuz bu grupta? Şimdi ben bu grubu sanıyorum e 5-6 ay öncesinde başlattım. Burada asıl amacım şuydu. Biz birçok gençlik çalışması yapıyoruz sahada. Daha çok İstanbul'da yapıyoruz ama. Ankara'daki arkadaşlar çokça sercilerin işte bulunuyorlar. İşte e, İzmir'den böyle çok talep geliyor. E, Van'dan mesela çok fazla talep geliyor. Özellikle bazı iller hatırımda şu anda. Ve diyorlar ki ya biz, siz İstanbul'da evet çalışma yapıyorsunuz ama siz tüm gençler için çalışma yapmalısınız. Ve bu çalışmalara biz katılamıyoruz abla. Bunu diyen arkadaşlar için ben böyle bir açıkçası dijital bir hareket başlatmak Hı. istedim. Tabii biraz da süreçte şekillendi. Ekip Go'nun nasıl bir hareket olduğu, neyi amaçladığımızı biliyorduk her zaman ama neyi nasıl, amaçlıyorsunuz? Amacımız şu. Dijital medyada nefret söylemi üretenlere karşı biz sahada iyilik yapıp bu yaptığımız çalışmaları. Zaten normalde gençlerle yapıyor olduğumuz çalışmaları 81 ile de yapabilmek Gençlerle de normalde ne çalışma yapıyorsunuz mesela, Ekip Go'da bundan hı. farklı bir şey yapıyorsunuz. Ya biz gençlerle mesela paylaşım zincirleri yapıyoruz. Bir araya gelip kedi evleri yaptığımız oldu. Böyle çokça nefret söyleminin olduğu bu günlerde, çokça kutuplaşmanın olduğu bu günlerde e, kutuplaştırıcı hiçbir söylemi e, dillendirmediğimiz, hatta bu yasaklarımızdan bir tanesi e, herkesin ortak zeminde buluşup bir şeyler yapabileceği konuları gündeme getiriyoruz. Dedik ki biz Ekip Go'da bunu 81 ile yayalım, dijital bir şekilde yapalım. Bu benim açıkçası hayalimdi. Yani sivil toplumculuktan gelen bir birey olduğum için de sanıyorum bundan çok keyif alıyordum. E, sosyal anlamda biz... Siyasi faaliyetlerimizde bunu yapıyoruz, kapı kapı geziyoruz, insanlara yardımcı oluyoruz, dertlerini dinliyoruz ama bakıldığında bu bir siyasi faaliyet. Siyasetin içerisinde olmayıp veya başka siyasi partilerde görev alıp ekip go gibi böyle ortak zeminde buluşabileceğimiz projelerde ben bize katılmak anlamadım. isteyen arkadaşlarımız var. Mesela ben size çok kısa misal vereyim. Ee, çocukları mutlu etme görevimiz var. Böyle her hafta kendimize bir görev veriyoruz ve e, sistematik bir şekilde, toplu bir şekilde bu görevleri hayata geçiriyoruz. Kimi arkadaşımız palyaço kılığına girip çocukları mutlu ediyor. Kimi arkadaşımız lösemili çocukları mutlu ediyor. Kimi arkadaşımız gidip işte kardeşinin saçını örerek onu mutlu ediyor. Herkes çok farklı şekillerde yapıyor bunu. 81 ilde başladık biz bu harekete. Ben de bu hareketin bir parçasıyım sadece. Yani e, ablaları gibi beni kabul ederlerse, içlerinden birisi gibi kabul ederlerse ben çok mutlu olurum. Bu aynı zamanda farklı da bir oluşum. Yani kendi ekibi var, kendi kararlarını alıyor ekip. Go. Bazen e, belki benim dediğimi yapmıyorlar kendileri istemedikleri için. E, tamamen farklı, sivil bir platform olsun istedik. Biz başladığımız zaman bana şunu diyen çok kişi oldu. Ya sen milletvekilisin, sen niye böyle şeylerle uğraşıyorsun? işte 10 e, kişi gelmeyebilir. Sen işte çağrıldığın programlara git. Biz çok şükür bir ay içerisinde 81 ilin her bir ilimizde e, 3000'den fazla gönüllüye ulaştık. Artı 7 farklı ülkede e, katılımcımız var. O şu ülkeleri an. de ayrıca soracağım size. Evet, ben bekliyorum. <laughs> öyle bir şey de var, iddia da var da. Evet. Ben tam olarak anlamaya çalışıyorum. Tamam. Türkiye'de örgütlendiniz ve işte çocukları mutlu ediyorsunuz. Ben mesela palyaço kılığına girmek için sizin taşıyatınza niye uyuyor, uyuyor olsunlar? Olmasına gerek yok. Ya burada önemli olan şey şu. Biz bir araya gelip iyilik yapıyoruz ve bir topluluk oluşturmak bizi çok ne? mutlu ediyor. Elde etmek istediğim çıktı açıkçası hep birlikte güzel bir hareketin bir parçası olduğumuza inandığımda ben mutlu oluyorum. İşte Başka da bir şey. Bu sosyal medyaya böyle yansımıyor. Olmuyor. Böyle hep bir araya gelip işte lüks mekanlarda yemek yiyip ıı, devletin parasını eziyorlar gibi bir şey var. Aslında <laughs> Yani bu bizim bütün projelerimizle ilgili var bu arada. Biz sahur programı yaptığımızda işte çekilişte 10 arkadaşı sahura davet ettiğimizde 6-7 arkadaşı sanıyorum Ankara'ya meclise davet ettiğimizde ben yine aynı eleştirileri duyuyordum. O yüzden evet. artık buna alıştım. Ama ekip go'da şöyle bir şey de var. Bu kadar bu nefreti, ekip go değil mi bu lüks ekip yemek? Ekip ile ilgili meselesi. söyleyeyim. Lüks yemek meselesi olduğunu sanmıyorum ekip go'nun. Başka diğer ee, çalışmalarımızla ilgili olabilir belki onlara gelen bir eleştirdi. Hiçbir hmm. çalışmamızla ilgili de böyle bir eleştiri sunacağını sanmıyorum insanlar. Biz hmm. gezi parkında, sokaklarda buluşup şey de iftar, sahur falan. İftar sahuru herkesin Çengelköy'de gittiği kafede yaptık. Yani sah sahurumuzu orada yaptık. İftarımızı Sultanahmet Meydanı'nda yaptık. Piknik örtülerimizi ve yemeklerimizi kendimiz getirerek. Ama sosyal medyayla lanse edilme şeklinin farklı olduğunu farkındayım. Bu da beni açıkçası çok rahatsız etmiyor çünkü her böyle lans edildikten sonraki programımızda mutlaka bizi denemeye gelen böyle 10 ya da 20 arkadaşımız oluyor. Onları da ekibe katıyoruz. Bir sonraki programda daha fazla, daha kalabalık bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi şunu soracağım. Ee, pek çok şey var. İşte bu mekanlarda toplaşıp yemek yemeler, işte yurt dışı seyahatleri vesaire. Hı. Mesela bu yurt dışına niye götürdünüz bu arkadaşları? Yurt dışına şu sebeple götürdüm. Açıkçası benim orada temel motivasyonum şuydu. Kendim de e, öğrenciyken e, hiçbir yerde tanıdığım olmadan, bir bütçem olmadan, buna bütçe ayıramazken e, belli işte e, münazara kulüplerini temsil eden yurt dışına gitme şansım oldu. Ve bunun çok kıymetli olduğunu da düşünüyorum bu arada. Yurt dışını, gençlerin görmelerini, Türkiye içerisindeki zenginlikleri görmelerini, seyahat etmelerini. Ona ilgili ciddi eleştiriler var eleştiriler yani o da benim bir duymak isterdim ama duymak neyse isterim. şu ben nedeni söyleyeyim ama temel motivasyonum şuydu. Bu kadar nefret söyleminin, linçlerin, Hı. yalanların biliyorsunuz sosyal medyada yalan kat ve kat hızlı yayılıyor. Değerlendirildiği ortamda ben istedim ki iyilik değerlendirilsin. Biraz da bu gençlerden gelen talepte. Onları da kırmak istemedim. Bazen bazı İyilik şeylere, karşılıksız olmaz ama şimdi yani baktığınız zaman. Yani şöyle. Gitmek için, şöyle iyi. gençler yarışıyorlar. iyilikte yarışıyorlar. İşte ee, işte kaç çocuğu mutlu ettikleri, ne kadar çok kişiyi iyilik yapmaya motive ettikleri, ee, sonrasında farklı mesela görevleri hatırlamaya çalışıyorum. Kitap topladık. Dört tane köy okulunda kütüphane açtık biz bu çocuklarla. Çok ciddi güzel iyiliklere sebebiyet verdik. Keşke bunu söyleyen herkes de üye olsa. Ben çok memnun olurum. Bugünün ya yani günün sonunda bu 3000 arkadaş sanıyorum 5000'e de ulaştı sayısı. Tam teyit etmem lazım arkadaş arasından da dereceye giren arkadaşlarımıza belli hediyeler verdik. O hediyeler arasında işte e, beraber yurt dışına seyahat de var değil mi? Evet yurt Şimdi dışında bunlar, da iyilik faaliyetini yaymaz. Yani, i̇ddiaya özellikle. göre çok ciddi maliyetler tutuyor. Ve buna bir şekilde bir finansman gerekiyor ve iddiaya göre işte e, vergilerle işte devlet alınan paralarla falan böyle bir şey var. Nereden geliyor bu değirmenin suyu diye bir soru ortaya çıkıyor. Yani böyle bir şey kim nasıl ne düşünerek ortaya atıyor bilmiyorum. Ama her projemizde biz bunu tekrar tekrar dinliyoruz. Bunu açıkçası çok böyle dillendirmek de istemiyorum. Çok doğru da gelmiyor bana. Ama siz bana. cevap vermediğiniz zaman ortaya bir evet, soru işaret çıkıyor de. ve siyasi olarak bir hesap verme belki durumundasınız. Belki de doğru diye. söylüyorsunuz. Yani şunu söyleyebilirim. Zaman zaman birçok projemizde dediğim gibi bunu normal şartlarda hayatta dile getirmezdim. Yani şu an bana sorduğunuz için ve sosyal medyada da sorulduğu için dile getiriyorum. Ama ben elimden gelen zaten tek bir gelir kaynağım var benim şu anda. farklı bir ne, gelir yani milletvekilliği maaşım. Misaf. Onun dışında da bir açıkçası gelir kaynağımın olması için herhangi bir arayışa da hiç girmedim. Mevcuttaki gelir kaynağımın büyük bir kısmını ben bu projelere aktarıyorum. Bu çalışmaları buluşmalara aktarıyorum. Dönem dönem partimizin Yetiyor de mu bu? destekleri olmuştur. Hmm. Ama o internette söylenen de meblalar gerçekçi, ne internette söylendiği gibi lüks yerlerde buluşuyoruz. Biz termosumuza çayımızı koyup e, gayet böyle gezi parkında buluşan, oralarda buluşmalarını gerçekleştiren, evet zaman zaman güzel ödüller de koyan imkanlar dahilinde çocuklara da söylüyorum böyle bir ödül koyabiliriz ya da koyamayız diye mutlaka. E, bir ekibiz. Bunu bu arada deneyimlemek isteyen herkesi de içerisinde olmaya davet ediyorum. Ama şunu da biliyorum yani ben bugün bireysel olarak farklı bir tercihte bulunabilirdim kendime belki bir araba alabilirdim. Yok ama mu arabanız? Araba mı yok hayır bana tahsis edilen bir araç var ama araç almayı da tercih edebilirdim. Ben buraya e, açıkçası bir yani buraya makam arabasıyla geldiniz. O... Evet evet divan üyesi olduğum için bana tahsis edilen bir araç var. Şahsi bir aracım yok. E, buraya harcama yapmayı tercih ediyorum. Ben dilerim ki bana e, bu eleştirileri sunan, bu yalanları, iftiraları artık bilmiyorum daha neler var önünüzde ama Bunları Bayağı dile şey getiren var. tüm arkadaşlar da keşke gençlik üzerine böyle bir yatırım yapsalar. Benim için açıkçası bir genç bile daha fazla tecrübe sahibi oluyorsa, akademimiz var mesela bir genç bile kıymetli dersler alıyorsa, akademi henüz linçlenmedi, onu henüz duymadık, onu da umarım bir şekilde dile akademi getirirler. Akademi önüme düşmedi bilmiyorum öyle bir evet, çalışmanız evet, var mı da. Evet. Bana şey diye soran bile oluyor. Projelerini duyurmak için mi böyle yöntemlere <laughs> başvuruyorsun diye soran bile oluyor. Yani benim teknik açımdan. Teknik olabilir tabii de. Yok tabii ki değil. Yani bu kadar soru işaretiyle gündeme gelmek de bilmiyorum ne kadar cazip bir yoldur. Ya benim için. için ben bireysel olarak konuşmam gerekirse. benim bir siyasetçi olarak bu yorumlar hiç rahatsız etmiyor. Çünkü birincisi inanılmaz bilinirliğimizi arttırıyor projelerimizinde. Ya bir göreyim yakından deyip gelen o kadar çok genç oluyor ki. Yani inanamazsınız projelere geldiğinizde. Bize normal şartlarda hani sosyal medyada feedinize düşmesi, önünüze düşmesi diye bir terim vardır ya ben normal şartlarda belki o arkadaşların hayat standartlarımız demeyeyim, hayata bakış açımız belki farklı olduğu için yaşamsal anlamda normalde onun önüne çıkmayacakken çocuğum bir anda önüne çıkıyor oluyorum sosyal medya sayesinde. Ve bu çocuklar birçok belki ortak noktamız Dışarıdan baktığınızda kolay kolay bulunamayacak arkadaşlar. Bizim ekibimizde görev almaya başlıyorlar bu etkinlikler sonrasında. Çok kısa bahsedebilirim. Geçtiğimiz ay e, KYK yurtlarında kalmak üzerine hatırlar mısınız Genç ne Sever Genç Seyahat sever isminde bir programı vardı Bakanlığımızın e, Gençlik Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlikle evet. Spor bakanlığı, evet. 30 yaşa kadar gençler e, katılıp e, bir KYK yurdunda 5 gün olması lazım. Hı hı yanılıyorsam düzeltirim mutlaka. Ücretsiz konaklayabiliyorlar. Programdan sonra. Ücretsiz konaklayabiliyorlar. Ben de 26 yaşında olduğum için bir ekip arkadaşıma yanıma alıp. İki de çekilişten işte bir Instagram'dan bir Twitter'dan ona da artık <laughs> inanmayabiliyorlar. Ama iki de arkadaşımızı alıp e, Bursa'da böyle güzel bir bir buçuk günlük bir program gerçekleştirdik. O kadar çok bu sayesinde ulaşamayacağım arkadaşa ulaşmışım ki e, ben o zaman gördüm. Sahaya çıktığım Onun zaman. O gençlenmek bir yerde şey değil mi yani bunlar sürekli yan yana geliyor olmak. Ama bunu bilerek bir yapan siyasetçiler yani? var. Yaşımızın üç katı yaşa sahip ve her gün linçlenecek. Yani hepimizin aklına gelen isimler vardır diye düşünüyorum. Burada isim zikretmek de e, istemiyorum. Beni açıkçası hiç rahatsız etmiyor. Bir de linçlenen insanlara bakınca daha da bir keyifleniyorum rahatsız olduklarını görüyorum çünkü bence böyle bir şeyle linçlenmek yani gençleri yurt dışına götürdüğü için ya da gençleri akademi kurduğu için ya da gençleri çekilişle sahura iftara davet ettiği için buna inanmayan insanlar tarafından linçlenmek benim için açıkçası hiç rahatsızlık verici yani ortada... değil. Inanmayan herkesi de beklediğimi zaten söylüyorum. Ya şöyle... Sadece şuna çok üzülüyorum. Ee, ya 15 yaşındaki çocukların profillerine küfürler yazan yazdıran insanlar var ee, bu programlara gelmiş geldiğine inanmadıkları e, sanki aramızda bir anlaşma varmış da çekilişle o sebeple çıktığını Onu da soracağım lanse Bütün teşkilatın ya bu var. buraya hani iyilik Sonuçta herkes tarafından kullanılabilecek bir metafor burada size bir şey isnat etmiyor ama bunu sormak durumundayım ee, bu metafor üzerinden AK Parti'deki teşkilat arkadaşlarınızı toplayıp onlara yemek verdiğiniz gibi bir şey de var, iddia da var yani buradaki çocukların, arkadaşlarının Sabır hepsinin AK Partili olduğu. programımızda öyle bir iddia vardı. Evet. Ya bunu da çok dinlendirmek istemedim. Çünkü e, bu insanların gerçekten artık bir, bir dinlendi cevap verdikçe e, aslında dinlemek, öğrenmek için değil de günün sonunda tekrar sormak için bizi dinlediklerini fark ettim. Ya yayılan bir fotoğraf var, o fotoğrafta da bizim. E, fotoğraftaki arkadaşların hepsinin AK Parti gençlik kollarından olduğunu ve değil aslında mi? çekiliş değil tabii ki çekilişle davet etmediğimiz fotoğrafta farklı siyasi partide görev alan bir arkadaş var. Ve bunu hiçbiri bilmiyor. Hangi bunu, siyasi partide? Bunu söylemek istemem. İsmini vermeyin kendisi, kişinin kendisi hangi siyasi partide istemez. olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani. E, ama yani bunu bizim etkinliğimize gelen herkes Aktif biliyor. Aktif olarak başka bir siyasi Aktif partide görev alan partide birisi partide fotoğraf tarihinin evet, içerisinde o yüzden, var? E, röportaj vesaire noktasında da ya acaba verir miyim, vermek istemem vesaire diye böyle çekincesini dile getirip etkinliğimize geldi. Biz zaten kimseyi böyle bir e, afişe etmek için etkinliğe çağırmıyoruz. Böyle bir amacımız da yok. Bizim amacımız şu. Gerçekten böyle yuvarlak masamız çok az bizim. Artık belli konuları işte eğitim gibi, kadın hakları gibi, hayvan hakları gibi, herkesin önemsediği konuları bu kare içerisine giren ve sosyal medya, medya paylaşımlarında bulunan kişiler falan da var. Mesela? Yani bu, işte bir tanesi mesela nasıl söylenir bu bilmiyorum. Küfürlü videolar falan çeken bir çocukmuş mesela. Hı hı. Bunu nasıl aldınız mesela masaya? Biz bahsettiğiniz arkadaşı çekilişle almadık. Bizim orada çekiliş dışında gelen 10 arkadaş falan da var. Duyup gelen, nerede olduğumuzu çok çabuk anlayıp programa gelen ya da arkadaşlarını davet etmiş arkadaşlar da var. Çekilişle gelen hiç kimseyi daha öncesinde tanımıyorduk. Bu arkadaşla ilgili de özellikle iddia yatan arkadaş kendi yayın profilinde Artı 18 bir oyun oynarken ki yayınını ana sayfasına ekleyecek bir arkadaş olduğu için onunla, ondan açıkçası ahlaki anlamda bir değerlendirmeyi kabul edecek insanlar değiliz. O sebeple önce bence herkes bir kendisine bakmalı. Bu arkadaşla ilgili de oraya o gün orada olduğumuzu bilip ekstradan geldi. Böyle gelen dediğim gibi ona yakın arkadaş vardır yüksek ihtimalle masada. Bizim zaten etkinliklerimiz genelde böyle oluyor. Yani mecliste bir çekiliş yapıyoruz işte iftar Daveti her sene gençleri mecliste ağırlıyoruz. Özellikle kendi yaptığımız yemeklerle ağırlıyoruz. Ve bu iftar e, masasının işte binlerce lira olduğunu iddia edenler var. Yani Değil annemin mi? yaptığı yemeklerden bahsediyorum. Çorbayı evden termosla getiriyorum. Öyle bir ortam yok. E, özellikle bunu iddia edenleri ben tüm etkinliklerime davet ediyorum. Henüz gelmediler. E, eğer cesaretleri varsa ya da işte tweetlerinin son bulacağından e, noktasında bir çekinceleri yoksa biz mutlaka bekleriz. E, değil, evet. Ama o etkinliklerde de ya yani biz 7 arkadaş görüyoruz. Herkes... 10 arkadaş oluyor. 15 arkadaş oluyor. Yolda görüp katılmak isteyenler oluyor. Mesela bir kez evime davet ettim öyle arkadaşları. Bir e, iftar davetiydi yine. Kasada alışveriş yaparken oradaki genç arkadaşlar tanıdı. Onları da davet ettim iftar vaktinde. Onlar ekstra geldi. Yani benim için açıkçası bu nokta çok önemli değil. Bunu neden çekilişle yaptığımı söyleyeyim. Çünkü açıkçası etrafımdaki insanların hep aynı kalmasını istemiyorum. Yani ben insanların. Ben onu soracaktım. Ya bir diğer iddia da bütün kampanyalarınızın ödüllerinden faydalanan kadronun aynı olması. Hı hı. Değil. Yani şunu söyleyebilirim ama gerçekten kadronun değişmediği ödüller de oluyor. Çünkü iki tane bizim formatımız var. Birincisi gerçekten sosyal medyadan çekilişle insanları davet ettiğimiz hı hı. çalışmalarımız. Ekip Go onlardan bir tanesi değil. Ekip Go'da kazanan geliyor. Çekilişli olmuyor. E, çekiliş noktasında da e, bunu gerçekten ekibim kendileri yapıyorlar. Şunu çok net e, söyleyebilirim belki Ekip Go ile ilgili de. Ve çekilişle ilgili de şunu eklemem gerekiyor geçiş yapmadan önce. Benim en büyük eleştirilerimden bir tanesi. Ya, bu siyasi çevirilerin etrafı çok... Bazen e, aynı insanlarla dolu olabiliyor. Çünkü siyaseti takip eden genç kitlesi genelde aynı oluyor. Ve ben istiyordum ki ya benim gibi böyle siyasetin e, direkt aslında merkezine çünkü eskiden ben de yakın değildim. Yakın olmayan ama bir şeyler yapmak isteyen ama çalışmaların içerisinde bulunmak isteyen ama nasıl gireceğinden de pek emin olmayan gençlere biz bir kapı açalım. Bunu açık davetlerimle yapıyorum. Herkesi davet ediyorum bazı etkinliklerime. Bazı etkinliklerde çekilişle yapıyorum ki farklı insanları sürece dahil edeyim. E, çekilişlerle gelip ekibimizde ee, ön saflarda yer alan işte ekibime katılan ee, birçok arkadaşım Aklımda oldu. Aklıma bir iki genç isim geldi. Onları denetleyeceğim bakalım. Başvuruda bulunduracağım size. Onu Emin da ayrıca olurdu. haberleştireceğim. Emin Şimdi bu bahsi olurdu. yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Ee, bu finansman konusunda ee, bu ne kadar sürdürülebilir ama yani ne kadar sürdü Ya belki de değil. Bilmiyorum. Ya yani benim burada istediğim şey şu. Mevcutta elimde bir eğer fırsat varsa bunu gençlere açmak istiyorum. Yani bu bugün imkanım dahilinde olan işte annemin yemekleridir belki. Bunu açarım. Hı -hı. Belki çok tanıdığımız kıymetli bir arkadaşımız vardı. Mesela paylaşım zincirleri yapıyoruz biz. Hı -hı. Paylaşım zincirlerinde bu siyasette işte e, siyasetçi konuşur saatlerce gençler dinler ya. Hı -hı. Bunu kırmak için di ki ya biz karşılıklı bir şeyler paylaşacağımız zincirler oluşturalım. ve hep aynı gençleri görmeyelim farklı ge Ya benim aslında en büyük eleştirimin bana eleştiri olarak gelmesi ve yani kişisel olarak sunup eleştiri üzerine projeler inşa ettiğim. Ama e siyasetçisiniz eleştirmez gayet normal değil. mi? Normal evet güzel de dediğim gibi günün sonunda benim beni çok rahatsız etmiyor ama e ya benim bütün projelerimde temel açıkçası eleştirim buydu buradan yola çıktım. Ve şunu da söylüyorum. Yani biz bugün paylaşım zinciri yaptığımızda e, hiç tanımadığımız arkadaşlar geliyor. Bana şunu söyleyenler oluyor. Bakın bu sadece bizim partimizden değil, muhalefet partilerinden de. Ya sen sivil polis dolduruyorsundur oraya. İşte kimse yok mu yanında? Kim koruyor seni? Ya bizim böyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Siyasetçilerin bu kadar Kullanmıyor gençler koruma. kullanmıyorum tabii ki. Hayır, kullanmıyorum. Siyasetçilerin bu kadar ee, açıkçası işte gençlerden uzak sanki gençlerle buluşmayı e, etmiş gibi saymasını ve lanse etmesini de sevmiyorum. Bundan da rahatsızım. Böyle anlaşılacağım diye kendimi tekrar tekrar açıkçası anlatırken de çekiniyorum. Yani bir, ben günün sonunda gençlerle buluştuğumda evet. mutlu oluyorum. Ben faydalanıyorum. Ben çünkü onlardan bir şeyler öğreniyorum. Çünkü bugün Gençlerle buluşmak bence bir siyasetçiyi çok besleyen bir şey. Etrafınızda aynı insanlarla değil. Z evet Z trend oldu. Kesinlikle bu beni rahatsız ediyor işte. ya O yüzden biz paylaşım zincirlerinde, diğer projelerde şu mevzuyu sormak birlikte istiyorum. çalışmayı önceliyoruz. Meclisin en geç milletvekilisiniz. Ve sık sık gündeme geliyorsunuz. İşte birisi tarafından torpilli. Efendime söyleyeyim bir şekilde milletvekili olmuş. Ee, yaşı kadar maaş alıyor. Efendime söyleyeyim arkasında kim var? Ya bu biraz absürt bir soru olacak belki ama torpilli misiniz? Arkanızda evet, kim kimseye var? Kimseye sorduğunuzu düşünmüyorum. Torpilliyim evet. Ya belki hani yani annemden torpilliyim ben. Ya. Taha Bey. Ee, beni tek başına büyüten, böyle ciddi e, dezavantajlı dönemlerde elinden gelen her şeyi yapmış. Hı hı. Beni tek başına büyütmüş, okutmuş bir annem var. Çok küçük yaşından itibaren bana kendi ayaklarım üzerinde durmam gerektiğini öğreten bir annem olduğu için çok torpilli hissediyorum hayatta. Onun dışında hiçbir zaman hayatımda torpilli olarak değerlendirilmedim. Hiçbir başka torpilli olmadı. Lise, milletvekilliği listesine nasıl girdiniz? Çok kısa anlatayım o süreci de. Ben Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği de okurken bir taraftan da işte çeşitli hem medya alanında çalışmalarım oldu. Staj yapıyordum. Ee, öğretmenlik tecrübem oldu. Bir Birçok sivil toplum kuruluşu... Gazete tecrübeniz mi var? Yani gazetede çalıştım evet. Gazetede ve televizyonda çalıştım. Ee, elimden gelen Millet her şey... Milletvekili olmasaymışsınız meslektaş olacakmışsınız. Olabilirdik. Evet olabilirdik. Ee, elimden gelen açıkçası bütün tecrübeyi e, edinmeye çalıştım o süreçte. Çok aktif çalıştığımı söyleyebilirim. Bu annemin bana kattığı bir başka şey olabilir. Tamam. Ee, Ama bu ve... sorduğum sorunun tam karşılığı olmuyor. Hemen anlatıyorum. Anıma giriyorum. Biraz uzayacak. Reklam arasına gidecekseniz tamam. biraz onu önceden Yo, uyarayım. Yok, bence toparlayabiliriz hızlıca. Ee, ve o dönemde çok yoğun çalışırken, tüm bunlara devam ederken ee, bir taraftan da bizim mevcut durumda devam ettiğimiz çok sevdiğim bir münazara kulübümüz vardı. Ben de o dönemde münazara kulübünün başkanıydım ve aynı zamanda bir gençlik oluşumunun başkanıydım içerisinde Kulüp, bulunduğum üniversite derneğin. Üniversite dahilinde mi yoksa? Üniversite kulüpleri de vardı ama ben dernekte, Meriden Derneği'nde münazara hı hı. yapıyordum. İngilizce münazara kulübünün başta işte başkanı oldum. Sonra genel anlamda münazara kulübünün başkanıydım ve bir etkinliğimize Sayın Cumhurbaşkanımızın geleceğini söylediler. Tabi bu benim için o kadar inanılmaz bir şey ki yani işte 19-20 yaşındayım. Düzenlediğimiz gecemizi gündüzümüze kattığımız bir etkinlik var. Uluslararası bir münazara turnuvası. Bunu da sosyal medya üzerinden genelde işte düzenliyorduk. Aktiftik orada ve bunu Cumhurbaşkanımızın geleceğini öğreniyorum. Bir anda 300 kişilik bir etkinlik 3000 kişilik bir etkinlik haline geldi. Ee, çok benim için kıymetlidir o zamanlar ve orada da Sayın Cumhurbaşkanımıza hem gençlik üzerine hem de münazara kulübümüzün başarıları üzerine bir sunum yapma şansım oldu. Çok da değerli. İlk veriyorum. defa mı gördünüz orada? İlk defa yakından gördüm. Yani mitinglerde vesaire çok uzaktan gördüğümüz Cumhurbaşkanımızı ilk kez yakından görme, ilk kez sunum yapma şansım oldu. Daha önce oldu. herhangi bir muhabbetiniz sohbetiniz. Yok, hayır hiçbir şekilde yok. Hmm. Yani e, ilk kez orada o kadar yakın tamam. gördüm. Zaten gö herhangi bir muhabbet kurabileceğim bir e, kişi de yoktu ortada. Yani herhangi bir e, iletişim kişisi. Aracı. Aracı kişi. Evet, çok daha doğru olur. E, benim için çok büyük bir şans, çok büyük bir heyecan. Hala inanmakta zorluk çekiyorum hmm. o gün. O gün bir konuşma yapma şansım oldu. Hatta bir tweet hmm. var hala duruyor. Dün o arkadaşıma da yazdım. Duygu diye bir arkadaşım var. Ee, i̇şte bu kız çok iyi yerlere gelecek dikkat edin vesaire diye de böyle bir tweet atmış. Öyle arkadaşınız varsa diyorum buradan arkadaşlarım onlara sahip çıkın sizi motive eden. Ee, sonrasında da işte ben mevcut yayın e, alanındaki staj dönemime, işte üniversitemde son senemdi ya da üçüncü senemdi diye hatırlıyorum çalışmalarıma, e, bir taraftan öğretmenlik tecrübeme, bir taraftan projeler vardı içerisinde bulundum. tüm onlara devam ederken ee, bir hafta sonrasında öğrenci evindeydim. Tam bir öğrenci evi ama. Yani e, temizlik günü de bendeydi hiç unutmuyorum. E, Fransızca öğrenci sınavıma... Derken... Efendim? Bağcılar'da bir öğrenci evinde kalıyordum Hı. o dönemde. Ve e, bu hiç... Yani o kadar hatırımda ki bu sahne. Bir taraftan böyle temizlik sırası bende. Ya onu yapacağım ya Fransızca sınavıma çalışacağım. ikisinden birisi diye böyle düşünürken. Arkadaşımdan bir tweet daha geldi. Ben size demiştim diye. Döndüm dedim ki Duygu sen neden bahsediyorsun? Ee, ne oldu dedim yani. Görmedin mi dedim MKYK üyesi olmuşsun. Ben hmm. o anda MKYK üyesi olduğunu öğrendim. Ee, benim için çok önemli bir hikaye. Böyle özellikle anlatıyorum gençlerle buluştuğumda. Çünkü benim hayatımda yapamazsıncılar çok fazlaydı. Yani e, işte bir gazetede çalışmak istedim. Yapamazsın seni oraya kimse almaz. Torpilsiz almazlar dediler. Sonrasında... Ee, işte Uluslararası Münazır Turnuvası hayallerimden bahsettiğimde yapamazsın, nereden bulacaksınız o kadar yabancıyı diyenler oldu. İşte gazetede çalışmak, sonra televizyonda çalışmak istediğimi söylediğinde, o oraya zaten torpili hayatta almazlar, seni mi alacaklar? Ankara'da dayın yok, baban yok, böyle güçlü bir baba figürün. Yani seni kim alacak diyen çok fazla yapamazsın insan vardı etrafında. Ee, siyasette o an böyle gerçekten... Ee, İnanamadığımı hatırlıyorum çünkü o kadar çok insan benim hayatımda cam tavan kurmama vesile olmuş ki onu çok zor kırdım. MKYK'dan sonra direkt MKYK'dan milletvekili adayı oldum. Mi oldunuz? Evet, bir sene Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışma şansım oldu MKYK üyesi olarak ve bana çok şey kattı açıkçası o bir sene. Çok şey öğrendiğimi düşünüyorum Cumhurbaşkanımızdan. Cesur olmayı, risk almam gerektiğini, bir şeyler söylemekten çekinmememiz gerektiğini ben Cumhurbaşkanımızdan öğrendim. Peki reklam arasına geçelim. Tamam. Bir reklam arasından sonra devam edeceğiz. Şu linç mevzusunu tamamlayıp biraz daha sokakta konuşulanlara vatandaşın kafas kafasındakilere LGBT mevzusu var. Z kuşağı meseleleri var. Yurt dışı konuları var. Onları sayın milletvekiline yöneltmeye devam edeceğim. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız. Sorularımızın bazı kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, biraz hızlanmak istiyorum ikinci bölümde. Tabii. Evet, i̇ntro Evet. şöyle değiştirdik. Eleştiri gelince kadın mı eklediniz? Bir kadın ekleyelim mi dediniz? <laughs> Sevilay Yılman'ı, e, gazeteci e, Sevilay Yılman'ı burada ağırladık. Ondan böyle bir eleştiri almıştık. E, ona ekledik. Onunla beraber intromuz e, artık tamamen erkeklerden müteşekkil olmadı. Artıracağız inşallah bundan sonra. sizde de tansiyon yükselirse, güzel bir an yakalarsak <laughs> sizden de koyarız inşallah. İstiramınıza ekleme yaparız. Şimdi çok fazla e, konu başlığı var. Artık şey tarafını kapatmak istiyorum. Yani. Go ile ilgili tarafı kapatmak istiyorum veya işte diğer düzenlediğiniz kampanyalarla ilgili. Bu arada sosyal medyadan da çokça soru geliyor ama elimde çok fazla soru var. Onları eritmek istiyorum açıkçası. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa e, bu. Yani bana da şeyle ilgili, ilgili çok var. fazla soru geldi. Şimdi bir taraftan sosyal medyayı da takip etmeye çalışıyorum. Bu ücretler vesaire şimdi siz orayı çok fazla dilendirince onu merak edenler olmuş. Çok net şeyi söyleyebilirim yani aldığımız hiçbir destek Elif Doğan Türkmen'in aldığı desteğin, hanımefendinin aldığı desteğin yüzde 10'u kadar etmez. Ekrem Bey'in... Ne desteği almıştı? Hatırlarsınız yüksek ihtimalle mecliste milyon bin TL gibi bir mektup ücreti söz konusu olmuştu. İşte Ekrem Bey'in İBB'de, Facebook'ta yaptığı reklamların yüzde 10'u kadar etmez. Ekrem Bey'in danışmanının yaptığı kayak tatilinin %10'u kadar etmez bizim arkadaşlarımızın yaptığı tatile. Keşke daha fazlasını elimizde olan imkanlarımız daha fazlası olsa ve daha fazlasını gençlere verebilsek. Keşke bu ücretlerde gençlere verilmiş ücretler olsaydı. Evet. Ve şu şeyi de çok kısa söyleyeyim bu arada Taha Bey. Ya bizim burada yaptığımız şey aslında etrafımızda hep aynı gençleri görmemek için herkese kapı açıp gerçekten herkesin adil bir şekilde katılabileceği bir yarışma düzenlemek. O yüzden en ufak şüphesi olanı mutlaka bekliyorum ben yarışmanın içerisinde. Pekala. Şimdi 2 Şubat 2022 tarihinde bir tweet atmışsınız. Diyorsunuz ki gençler için bilgisayar, telefon gibi elektronik aletler artık lüks değil. ihtiyaç haline geldi. Arkadaşlarımız elektronik ihtiyaçlarını karşılamakta haklı olarak zorlanabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taleple ilgili bir çalışmanın müjdesini verdiler. Çok teşekkür ederiz demişsiniz. 26 Mayıs 2022 tarihinde yani 2 ay sonra, 3 ay sonra e, resmi gazetede yayınlanan e, kararla beraber cep telefonlarındaki TRT bandrol ücreti %6'a 12'ye yükseldi. Yani müjde eden birkaç ay sonra zam gelmiş üstüne. Ucuz ee, müjde ediyorsunuz. Bu hangi programda oldu biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Yok ben tarihleri çıkartmıyorum. Yani tweetiniz var sadece. Hı, hı. Ya bu tweet'i atan tek vekil değilim bu arada. Bir çok vekilimiz bu müjdeyi ama verdi ama arkadaşlar benimle ilgili dolu. içerik girmeyi seviyorlar evet. Galiba arada eski tweetlerime değiniyorlar. Buradan ne çıkartabiliriz diye düşünerek. Ama bunu biz çıkarttık. Yani ekibimiz çalıştı. E yok böyle en bir çok gündeme böyle içerik geldi. Evet, evet, böyle bir gündem oldu. Oradan ondan ötürü söyledim. Yani bu müjdeyi Cumhurbaşkanımız gençlik programları yapıyor. Belki denk gelmişsinizdir. De. Evet. Şu anda en çok gençle buluşan lider Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu gençlik programlarından, buluşmalarından bir tanesinde bir arkadaşımız soruyor ve Cumhurbaşkanımız da hem Bakan Bey orada iletiyorlar, talimat veriyorlar hem de böyle bir müjde veriyorlar. Ben de bu müjde sonrasında bunu duyurdum. O zaman ne olmuştu? Ne Neyin müjdesiydi bu? Yani direkt olarak vergi e, indirimi olacağını söylemişlerdi. Ben iletebilirim O zaman oldu mu program. bu tweet attığınız tarihte? Olmuş olabilir veya direkt sadece müjde verilmiş de olabilir. Yani şu an ne söylesem eksik olur. Bakın direkt iletebilirim. Ama 3 ay sonra geldi. Ortada olan bir gerçek. Ee, bir de bu internetle ilgili de çok fazla tweet atıyorsunuz. Hı hı. Ama aynı zamanda hükümetin bir parçasısınız, burada mesuliyetiniz var. İnternet hızı 181 ülke arasında ortalamanın altına 101. sıradayız. Ne neyi eksik yaptığınızı düşünüyorsunuz? Yani şöyle, bunu da çok kısa anlatayım. Benim istediğim şey şuydu biraz siyasette. Bizim çok iyi yaptığımız şeyler var. Daha iyi yapmamız gereken şeyler de var. Ee, İnternet konusu öyle bir konu ki biz gençlerin en çok şikayet ettiği, yani internet fiyatlarının çok yüksek olması ve hızımızın istediğimizin Haksız çok altında olması. E, ben de o gençlerden bir tanesiyim. Yani ben de günün sonunda interneti Hı. kullanan, evet fiyatların çok daha uygun olmasını isteyen, internet hızlarının çok daha yüksek olmasını isteyen gençlerden bir tanesiyim. E, zaten herkes bu e, bu noktada bu tarafında durur masanın diye düşünüyorum. Fakat öyle bir alan ki bu hem bence siyasetçiler çok fazla bilmiyor. Ya yani bunu muhalefette hiçbir siyasetçi de dile getirmiş değil. Ben bu konuda hem öz eleştirimi sunmak hem bunun bir kampanyasını başlatmak istedim. Tam ne zaman da emin değilim sanıyorum. iki sene rahat olmuştur. Bana bir arkadaşım yurt dışındaki bir... 2020. Evet. Yurt dışındaki bir e internet bir ülkenin internet hızını gönderdi ve internet ücretini gönderdi. Bu tweetin altında da herkes kendi internet hızını ülkesinin ve ücretlerini söylemiş. Tabii ki burada yani neden internet hızı değil noktasında e, yurt dışı ile çok e, bu anlamda rekabet ettirmemiz Türkiye'yi belki haksız olur çünkü Niye bizim bir, yani pek bir çok, çok bir rekabet çok rekabet sebepten ötürü yani, yani türü mesela türüyle. internet exchange pointlerimiz çok az işte bulunduğumuz bölgeden ama çok fazla geçiş. Ama. Yok. Sizlersiniz yani. Evet, bu sebeple ben de bir kampanya başlattım. Dedim ki ben bu alanı çok iyi bilmiyorum ama bu alanı çok iyi bilmemem demek bununla ilgilenmeyeceğim anlamına gelmemeli. Ve bu alanı en iyi bilen arkadaşlardan bir ekip oluşturdum. Hatta 500 kişi rahat böyle bir ekip olmuştuk. 10 kişilikte bir ana ekip oluşturduk. Şimdi sık sık bakanlığa, belli kurumlara gittiğim arkadaşlarım var. Ve e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, e, ilgili bürokratlara sürekli olarak biz hem taleplerimizi ilettik bu konudaki hem de ne yapılabilir noktasındaki önerimizi ilettik. İşte o, ortak altyapı kullanımı gibi. Çünkü bugün bakıldığında e, mevcut durumda internetle ilgili masrafların %50'sinden fazlası internet dışı masraflar. Ne mesela işte belediyenin... Ee, bu noktada belli bir standartizasyon olmadığı için ki olması gerektiğini biz savunuyoruz. E, ee, işte inşaat noktasında, asfalt noktasında istediği maliyet olabilir bu. Hmm. Biz diyoruz ki ortak altyapı kullanımına geçirmeli, internet exchange pointler artırılmalı. Birkaç tane daha böyle kampanyasını yaptığımız konular var. Ee, ben özellikle çok gibi bir ekiple çalıştığım için buradan arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ama çok kısa bir süre. Bizim bizim bu bir kere şöyle yani direkt olarak sonuç Alması çok kolay bir iş değil. Bunu zaten biz de biliyorduk başlarken. Biz çok ciddi bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bu farkındalık sosyal medyada belki oluşmadı bizim açımızdan. Ee, ama Ankara'da ciddi farkındalık oluşturduğumuzu ama düşünüyoruz. dile getirerek bir mesuliyetin altına giriyorsunuz. Evet zaten mesuliyetin altındayız. Yani biz zaten daha iyiye götürmemiz gerekiyor internet konusunda. Ve şunu çok net söyleyebilirim. Şu anda çok önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Hem upload hızlarının yükseltilmesi noktasında hem internet dışı masrafların azaltılması noktasında, belediyeler noktasında biz her biriyle ilgili farklı farklı kalemlere çalışıyoruz. Şu an arkadaşlar ne kadarını duyurma noktasında aktif bir şekilde yani karar aldılar emin değilim. Ama bizim burada yaptığımız bence en önemli şey şuydu. Kurumlarla çok yakından iletişimde olup Peki. sürekli bu konuda bir farkındalık oluşturduk. Bunun sonucunu da görüyoruz zaten. Cumhurbaşkanımız birkaç kez dile getirdiler. Bakanlıkta bu anlamda ciddi çalışmalar yapılıyor. Müjdelerini hep birlikte takip ederiz diye düşünüyorum sosyal Şimdi özellikle meclis çalışmaları ile ilgili de ciddi eleştiriler var size yönelik. Özellikle işte sizin adınızı arattığımızda hakkınızda neler yazılmış diye işte meclise gitmediğiniz bir soru vergisi dahi vermediğiniz efendime söyleyeyim gününüzün e, tamamını sosyal medyada işte mail atarak sosyal medyada paylaşım yaparak post atarak geçirdiğiniz yönünde bir şey var. Sosyal medyada sık kullanıyorsunuz ama şimdi. Ben de baktım. ya keşke daha yok daha yani çok daha önerge. sık kullansam keşke bir genç bir vekil olarak. Niye böyle bir durum var? Mesela yani şöyle bir soru ortaya çıkıyor. İçme öncesi gitmiyor musunuz yani? Aklıma Cumhurbaşkanımızın seneler önce bir sözü var hatırlar mısınız? Mezarlıklara hiç gitmediğiniz için sevgili Musa. O, oralardaki eski, <laughs> insan bir şey oralardaki gelişmeleri göremiyorsunuz. Şu an aklıma o söz geldi. Ben bu arada bu programa gelmeden önce tekrar bir kontrol ettim. Yani bunu arkadaşlara çıkarttırdım da e, şu anda meclisin en devamlı vekillerinden olduğumu çok net söyleyebilirim. İşte 230 küsür tekrar bir teyit etmem lazım ama Oylama varsa bunların e, 14'ünde sadece e, mecliste bulunmamışım. Bütün rahatsızlık vesaire gibi mazeretler e, tabii ki bu 14'ün içerisinde. Meclis oldun, e, miyet Zaten, vekili olduğunuz günden bu yana. Tabii ki, tabii ki evet. Ya ben ben niye var? böyle bir, bu istatistiği ben özellikle çıkartıyorum. Linçlenmenin en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Sürekli sizi muhalefetten insanların takip etmesinin en güzel kısmı sürekli e, dinç kalıyorsunuz. Biz ekip arkadaşlarımızla birlikte meclis katılımları noktasında, genel kurulda bulunma noktasında ultra hassasiyete sahibiz. Zaten ben divan üyesiyim. Yani divan eee katip üye olarak bulunduğum için başkanlık divanında. Giriyor. Şu anlama geliyor. Zaten genel kurul çalışırken nöbetçi olduğum günlerde ben genel kurul içerisinden çıkamıyorum. Yani başkan e, işte nöbetçi başkanımızla birlikte biz orada bizzat görev alıyoruz. Bunu da zaten bütün milletvekilleri bilir. Yani muhalefet milletvekili de bir şekilde mutlaka beni tanır. Ee, bizden olan vekillerimiz de bunun mutlaka bilincinde ama sanıyorum bunu söylemek çok kolay geliyor insanlara. Ama şunu da çok net söyleyeyim. Ee, soru önergesiyle ilgili de çok kısa açıklama Neyi yapacağım. Hiç Kanun teklifiyle ilgili. Biz soru önergesi vermiyoruz. Soru önergesi vermemiz bizim haber değeri taşır. Peki soru önergesi nedir? Bunu Tek tek tane tane açıklamak istiyorum buradan izleyen arkadaşlara. Çünkü bence bu suçlamayı yapanların %99'u soru önergesinin ne demek olduğunu bilmiyor. Soru önergesi Taha Bey, bakanlara ve cumhurbaşkanı yardımcımıza parlamenter yöntemle soru sorma usulüne verilen isim. Ve biz soru önergesi vermek değil sorun çözmekle sorumluyuz. Biz bu sebeple meclisteyiz. Bizim şu anda 286 vekilimiz var bunlardan birisi eğer soru önergesi verdiyse bunu sormalısınız. Sayın Vekil neden soru önergesi verdiğinizde Bakan Bey'i bizzat arayıp bu sorunun takipçisi olmadınız diye. Ya Soru önergesi bir milletvekilinin bakana efendim söyleyeyim açıyorum işte, Ankara'daki falanca yurtla ilgili şöyle bir iddia var bu işin aslı nedir sorusunu yönelttiği o ve mektubun mı? 15 gün içerisinde dönüş aldı. 15 gün içerisinde dönüş aldı. İnsanlar soru önergesi... Ama her soru önergesinin cevap verilmiyor yani. bu sık sık Maksimum 15. Partisinden... Mutlaka veriliyordur diye düşünüyorum. Belki geçmeler oluyordur. Bilmiyorum oluyordu. öyle eleştikleri ya, okuyorum muhalefet yani. Muhalefet vekilleri ara, ara. arasalar, hepsinde zaten bakanlarımızın telefonları var. Arasalar 15 dakikada iletecekleri... Soru önergesi vermeyi tercih edemez mi ama? Yasa... İşte, neden hakkı tercih yani. ettiği burada bence soru işareti. Bence muhalefet vekilleri ediyorum? de vermemeli. Çünkü bana göre soru önergesi... Burada otursak sizinle birlikte işte ne kadar süre oldu yayını başlayalım 30 dakika 1, 1 saatlik bir yayın olsa yıldır, biz sizinle birlikte 100 tane soru önergesi yazarız. Soru önergesi vermek marifet değil sorunu çözmek marifet zaten ben. İyidir de, mecliste onu yapmak için insan, bulunmuyor mu denetlemek için bulunmuyor gerekiyor. mu sonuçta muhalefet partisinde görevi bu soru millet önergelerini gitsin okusun sorsun sorgulasın icrayı denetlesin sorgulasın diye. Sorgulasın işi çözsün yani burada sıkıntı şu. Ee, soru önergesi vermek bir marifet olmamalı milletvekili açısından, o sorunu çözmek marifet olmalı. Bunun tabii ki dezavantajı şöyle oluyor, belli konular var hepimizin özellikle çalıştığı. Bazen aylarca çalışıyoruz, bazen işte iki senedir benim böyle yakından takibini yaptığım mesela bir konu var, ee, genç bir arkadaş ekibimle birlikte yine aynı şekilde ve bu çözüme ulaştığında şunu diyemiyorsunuz evet, Bakın ben soru önergesi verdim ve bu çözüme ulaştı. Ama önemli olan bu değil ki. Önemli olan gerçekten insanların problemlerinin çözülmesi. Yani burada dostlar alışverişte görsün, benim skorum şu kadar olsun demek değil bence milletvekilliği. Milletvekilliği milletin derdiyle dertlenip bu derdi gerçekten çözüme kavuşturabilmek. Çözüme kavuştururken bunu sahici bir şekilde, samimi bir şekilde yapmak. O yüzden Senin soru olarak, önergiyem ne, 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 ne yok. Ne demek evet. anlıyorum ama şimdi muhalefet milletvekili olarak... Ee, vatandaşın yüklediği de bir misyon var yani. Diyor ki, git benim adıma yürütmeyi alan iktidarı denetle, sor, sorgula. Bu da gayet normal değil mi? Şimdi yani hükümet her şeyi doğru yapacak diye bir şey yok. Belki yanlış bir şey yapıyor. Milletvekili de bunu sorabilir. Ve sormalı. Tamam. Bizim vekilimiz de sormalı. Muhalefet vekili de sormalı. Tamam. Peki bunu kağıt üstüne 15 gün içinde cevap alacak şekilde mi yapmalı sizce? Yoksa elinde zaten telefonu olan bakan beyi arayarak bakan yardımcılarınıza... Arası ulaşabilir mi mesela? Tabii ki ulaşabilir. Tabii ki. Aramışlar mı? Bakın ama ben çok benzer bir karak, olay yaşadım. Samimi şimdi, yetime güvenmek e, istiyorsanız onu anlatayım. Çok samimiyetinizi işte. sorgulamak hatime değil tabii ki. Buradaki hiçbir e, konumu sorgulaman bu anlamda ama şunu netleştirmeye çalışıyorum. Şimdi özellikle yürütme makamındaki insanlar çok yoğun insanlar oluyor. Bu, bu hiç e, bence e, reddedilemeyecek bir gerçek. Ben zaman zaman şunu okuyoruz mesela. iktidar milletvekilleri dahi ulaşamıyorlar bakanlara. Erişemiyorlar. Dertlerini anlatamıyorlar. Her hafta böyle bir bakanımız bir, böyle Türkiye bir durumda Büyük Millet dahi Meclisinde. milletvekili bir hele ki muhalefet milletvekili atıyorum CHP'li atıyorum iyi Partili nasıl ulaşacak? Sizce Taha ve aradıklarını düşünüyor musunuz? Aramıyorlar mı? Aramıyorlar tabii ki. Bunu bakanlarımız da yani tekrar tekrar genel kurulda dile getiren bakanlarımız da oldu. Özellikle ee, bu arada çok affedersiniz. Bulgurlu'daki öğrenci evime Bağcılar'daki öğrenci evim demişim. Öğrenci arkadaşlarım şu anda yazıyor neden yanlış söyledin diye. Ee, şunu çok net söyleyeyim. Yani burada e, zaman zaman genel kurulda e, bakanlarımız da dile getiriyor. Bu işin şovunu yapmak isteyen zaten çok rahat yapabilir. Bu benim de elime geçen belli fırsatlar oldu. Ben bireysel olarak soru önergesindeki eleştirime e, savunduğum için... Bunu belli ilçe belediyelerle ilgili elime koz geldiğinde genel kurulda o kozu açıktan bir şekilde söylemek yerine belediyeyi ararken dikkatli olarak hayatımda açıkçası belli çekincelerime dikkat etmeye çalıştım. Çok net bir şekilde bunu yani iletebilirim. Vekillerimiz burada soru önergesi vermek yerine her hafta bir bakanımız zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu da benim zaten şahsi görüşüm. Yani muhalefet vekilinin soru önergesi vermesi, bence vermesinden sorunu bizzat takipçisi olması çok daha kıymetli ama verilebilir. Ama burada zaten sorduğunuz soru şuydu. İktidar vekilleri. evet niye Ben niye vermiyorum? Ben, hiçbirimiz vermiyor. Burada kaç olur. milletvekilimizi ağırladınız AK Parti'den? bu 45. program çoğunluğu siyasetçi. Sormamışsınızdır. Kaç AK Parti bilmiyorum. Sormamışsınızdır. Bu ama sizin bu eleştirildiğiniz bir konu. Onların da eleştirildikleri konular vardı. İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Dağ geldi buraya. Reklam meselesi, çizgi film meselesini ona sorduk. Sayın e, Ali San Yavuz Beyefendi geldi. Seçim gecesi söylediği Hiçbir şey olmazdı. diye Bir şeydir oldu şimdi. Siz de buradan eleştiriliyorsunuz. Dolayısıyla bu sorunun muhatabı da siz oluyorsunuz. Şimdi o bu, güzel bir şey, şeyden de yani <laughs> Ee, şey bilmiyordum mesela. Yani, öyle bir algı var ki iç meclise her gitmiyor gün bir bakanımız, ama. Bakanımız, genel kurulun çalıştığı her gün bir bakanımız orada yani. Kaç vekil gidiyor gerçekten? Dertleri sorunu çözmek mi? Onun cevabında. Ama şeyi de söyleyeyim. Ekranı yani başında önerge, izleyenler karar Kanun var. teklifi noktasında da bana çokça eleştiri geliyor. Yani neden işte ilk imzacı olduğunuz kanun teklifi birçok vekilde yok AK Parti'de işte muhalefet vekilleri sürekli kanun teklifi veriyor. Bunu da söyleyen çok çekişim. Ona da çok kısa cevap vermiş olayım. Sadece soru önergesinde böyle çok uzun kaldık bu konuda ama yani diğer bir konu da bence çok kıymetli. Bizim bugün 286 vekilimiz var. Bir kanun üzerinde bazen 20, bazen 50, bazen çok daha fazla vekil çalışır. Aktif bir şekilde çalışır. Bizim bugün çıkarmış olduğumuz, işte Cumartesi günü açacağız çünkü Büyük Millet Meclisi'nin 104 kanun var ve bir ilk imzacımız var. Biz sırasıyla şunu mu diyeceğiz? İşte arkadaşlar sırasıyla herkesin ismini verelim ya da benim ismim hiç geçmedi. Çok çalıştım bu kanun üzerine benim ismim geçsin mi demeliyiz. Yani insanlardaki bu kanun e, ilk imzacı olma kanunlar üzerindenin e, yine aynı şekilde skora koşmakla aynı olduğunu e, dostlar alışverişte görsün e, mantığını bizim gütmediğimizi bunu tekrar tekrar açıkçası altını çizmek istiyor. Kanun geçmesiyle ilgili bir geçmişte yaptığınız bir açıklama var o da çok tepki çekmiş. Üç maddeli ee, kanun teklifi verenler var. Taha Bey. Yani usulen madde mecliste muhalefetin sunduğu şey reddedilir diye bir açıklamanız var yanlış hatırlamıyorsam. Ee, öyle mıyım? bir açıklama var evet. E, i̇ktidarın muhalefetin verdiği, muhalefetin iktidarın verdiği önergeleri kabul etmeme usulü. Bu usulü bilmenizi ve eleştirmenizi anlarım ifadeniz var mesela? Niye böyle bir usul var? Muhalefet iyi bir şey, mecliste, bir şey mecliste söylüyor olamaz mı? Mecliste bu yüzden yani. gençleşmesini çok istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Çünkü mecliste iç tüzüğün vermiş olduğu belli haklar çerçevesinde sizin asla anlayamayacağınız çok fazla şey var. Makul görmeyeceğiniz. Mesela bunlardan bir tanesi. Ben katipi olduğum için bizzat o önergeleri okuyorum. Birçok milletvekili bugün muhalefetin önergelerinin belki %80'i e, okuduğum için bu oranı söyleyebiliyorum. Şu şekildedir. Ee, X maddesindeki işte ikinci fıkrasındaki şeklinde ibaresinin biçiminde olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Bunu sunarlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maddesinde. O kelime üzerinde. çok kritik bir anlamda olamaz mı orada şeyde? Olabilir şey mi sizce. Veya kelimesinin ya da şeklinde değiştirmesini arz ve teklif ederiz. Ne kadar kritik o? Burada ben bunu sordum bizzat vekillerimize ve bana gelen cevap şöyle oldu. E konuşma yapmak istiyoruz. Yani insanlar milletvekilleri iç tüzük böyle bir hak verdiği için bu önergeyi verip konuşma yapabiliyorlar ve kadınlarla ilgili konuşabiliyorlar mesela alakasız bir e, madde olsa da o madde. Ne zararı var kadınlarla ilgili konuşmanın yani? Hiç zararı yok. Olay şu. Millet ya böyle bir Milletvekili zaten konuşmak için orada değil mi? Milletvekili çalışmak için orada, konuşmak için orada değil bence. Kanun çıkarmak için orada. insanların problemlerini çözmek için orada. Bence kürsü konuşması yapmak için sadece orada değil. İşte zaten sıkıntı bu. Yani bence temel sıkıntı bazı e, konularda mesela yoklama isteyip yoklamaya katılmadığında milletvekilleri ya yani bunun e, ne kadar problematik olduğunu biz mecliste çok göremeyebiliyoruz. Bence mesela yoklama, bu yaz yoklama talebinde ya. bulunup mesela yoklamaya katılmayan vekiller oluyor. Muhalefet kanadından mı oluyor. Evet, genel kurulda olmasına rağmen girmeyebiliyorlar mesela. Yoklama istemesi şey değil mi? Burada olanlar olmayanlar diyorsunuz. Kaç saniyenizi alıyor ki yoklama meclis. ne olur? Yani yeterli sayıya ulaşmadığınızda meclis kapanıyor. Mesela biz bunu İBB'de yapmıyoruz. Yani bizim bugün meclis üyelerimiz İBB'de evet belli maddeler üzerinde ıı, hoşlarına gitmeyen bir şey olduğunu mutlaka belirtiyorlar. Evet şikayetlerini dile getiriyorlar. Fakat Bazen sonunda, başkanın meclise getirmek istediği teklifleri törpülüyorlar, değiştiriyorlar veya son, geçirmedikleri de oluyor. Sonunda vatandaşa bir hizmetin gitmesini geciktirmiyorlar. Yani bu bir tercih meselesi işte. İlginç. o şekilde veya veya kısmı. Ben zaten ilk defa ilgili, duyuyorum böyle bir şeyi. Bana soru soran Çok herkes ilginç. meclise ve bir gün bir tam gün Meclis TV'yi, TBMM TV'yi izlemeye davet ediyorum. Pekala. Şimdi bu arada şeyden çok soru geliyor bu denk mevzusuyla ilgili daha önce açıklama yapmışsınız galiba. Hı hı. Onunla ilgili çalışma yapıyor musunuz, yapacak mısınız? Böyle bir kriz var mı? Bizzat iletiyoruz ama bu konuda şimdi bir şey söylemem şu an benim açımdan doğru olmaz. Bana bu konuda çok fazla talep geldi. Evet, Diğer tüm yoğun talepleri de. Ya biz oradan. şu şekilde çalışıyoruz. Ee, gelen bütün talepleri kategorize edip Bazen arkadaşlarımızla konuşup bazen talebi ileten insanları bizzat görüşmelerime davet ediyorum. Çünkü bir problemi en iyi kendi yaşayan bilir. Onlarla birlikte çalışma var Benim kendi ekibimde bu konuda çok fazla rapor ve çalışma yaptık. Siz ilgileniyorum diyorsunuz şu an. Ben bizzat anda. bu konuyu iletiyorum diyebilirim ancak. Pekala. Şimdi on sorduk milletvekili meselesini. Ee, sokak köpekleri meselesi size zaman zaman ee, açıkçası ne derler sokak hayvanlarından mağdur olmuş kesmi de eleştirdiği şeklinde paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Mesela ee, şimdi o tweetleri hepsini tek tek çıkartmadım ama işte e, şimdi burada benim de rahatsız olduğum ve toplumun büyük bir bölümünün rahatsız olduğu kontrolsüz bir tehlike var sokakta maalesef kadınları özellikle yaşlı insanları, savunmasız çocukları, bebekleri tehdit eden ve neredeyse her hafta karşılaştığımız vahşi bir manzara var. Ve bu maalesef belirli bence, bu benim şahsi yorumum, bu programı mümkün mertebe yorum katmamaya çalışıyorum ama bu galiba biraz daha insani bir konu. Hatta çokça insani bir konu. Ve burayı istismar eden bir şey var, alan var. İşte minik sevgili dostlarımız falan diye böyle. Kimsenin bence hayvanlarla bir derdi yok. Benim de yok. Ama sokakta bir tehlike var. Siz de hükümet olarak bu anlamda sorumlusunuz. Nasıl görüyorsunuz bu tehdidi ve ne, ne yapıyorsunuz bir milletvekili olarak? Ee, Daha konu... doğrusu şöyle ben size yorum katmamış olayım. Tamam. Daha önce burada Sayın Ayto Atıcı vardı. Ona da bir e, soru yöneltirken kendimi yorumumu kattığımı düşündüm. Bu yorumlarımdan bağımsız olarak... Siz bunu bir sorun olarak görüyor musunuz? Bir. iki hı hı. Bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu soruyu sorduğunuz için çok mutlu oldum çünkü e, çok e, ilginç formlarda eleştiriler alabiliyorum bu konuda. E, çok kısa şeyi söyleyeyim başlamadan önce. Genelde bu ya partimizdeki bu konuda yetkili kişi olduğumu düşünebilir insanlar. Hayvanlarla ilgili paylaşım yaptığım için çok sık ve bir hayvansever olduğumu sık sık dile getirdiğim için. Belki yasayla ilgili de çok sık paylaşım yaptığım için. Ama e, asıl kişi değilim. Yani bu kararları alan kişi değilim. Sadece bu benim gerçekten yakından ilgilendiğim başlıklardan bir tanesi. E, şunu da çok net ifade edebilirim. Ben bir hayvan severim. Hayvanları çok seviyorum. Ama hayvanları çok sevmem ve bir hayvansever olmam benim sokaktaki problemin varlığını görmediğim anlamına gelmiyor. Yani bu beni de benim de bir problemim. İşte Benim anne, anneannem, dedem araç kullanmadan yaya bir şekilde ilerliyor. Onların da dönem dönem yaşadığı araç problemler. Araç bile kullansanız evinize kadar yürüyeceksiniz sonuçta. Doğru ve ama yaya yani yayalar <laughs> için çok daha büyük bir tehlike. Hele ki bunu motosiklet kullanıyorsanız ki ben işte belli dönemlerde motosiklet kullanıyorum. Motosiklet sürücüleri için çok daha büyük evet, tehlike. Evet bunu da çok arkadaşım. durduğunuz zaman saldırıyorlar, bir yerden yola atladığınız zaman kazaya sebebiyet veriyorlar. Hepimiz görüyoruz. Evet sizin çevrenizde görüyor ama siz biz gibi değilsiniz. Siz bir milletvekilisiniz. Bu bizim sorumluluğumuz. Evet. Kesinlikle. Yani ben şunu çok net söyleyeyim. Nasıl bir evet çokça yani yasanın çıkış aşamasında da bunu çokça dile getirdim. Bazen bu sebeple de yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum ama bir istismar görüntüsü gördüğümde hayvanlara yapılan bir eziyeti gördüğümde çok üzülüyorum. Ama bu bir çocuğun kılına zarar gelmesiyle ...karşılaştırılacak bir durum değil. Yani bu çok başka bir durum. Ee, ve hepimizin içi acıyor. Kastettiğim şey acıları yarıştırmak değil. Herhangi bir canlıya Kesinlikle. zulmedilmesine ben, ben çok de karşılayayım. Iyi Yok, bu ama konuda, ortada bir sorun var Sayın Vekil. Bu sorunu da biz görüyoruz. Bunu çok net söyleyebilirim. Ve şunu da ama çok kısa değinmem gerekiyor bu konu başladığında. Çünkü size bu eleştiri benimle ilgili... E, ismimi arattığınızda geliyorsa bunun kapsamını çok net bildiğim için belli alt dallarına ayırmam gerekiyor. Hı -hı. Mesela bunlardan bir tanesi hayvanları koruma kanunu. Şimdi ben hayvanları hayvanlar Mesela bir tane tweetiniz var. Kanununun... 20 Ocak 2021. Herkese merhaba. Hayvan hakları yasası çıkıyor. İşte emoji koymuşsunuz. Hayvan hakları yasası vakti. Mesela. Bu tweetiniz o dönemde işte bayağı bir gündem olmuş. Hı -hı. Ama bu dramla ilgili bilmiyorum tweet attınız Şimdi mı daha çok... önce Tabii ki Sokak yani. Sokak şeyiyle ilgili. Tabii ya, Burada olay tweet atmak da değil. Yani şimdi siyasetçilerin eğer attığı tweetler üzerinden ya, bir şeyleri anladığınızı yani? düşünüyorsak çok yanlış bir Hayır, noktadayız. Hayır sonuçta gündeminizi alıp almadığınızı gösterir yani. Şimdi biz ya özellikle ben de hayvanları koruma kanununun çıkması noktasında çalışan vekillerden bir tanesi olduğum için çokça vekilimiz var. Evet. Ben sık sık bu eleştirilere maruz kalıyorum. Çünkü insanlar hayvanları koruma kanunu çıktıktan sonra köpeklerin insanlara saldırdığını düşünüyor. Biz aksine yani bu kanunda insanları koruyacak çokça maddeye yer verdik. Mesela bunlardan bir tanesi bu problemi bitirecek birinci konu ciddi anlamda kısırlaştırma yapmak. Yani bu üremenin önüne geçmek. Belediyelere çok önemli yükümlülükler verdik. Bunları... E, gittiğim her yerde anlatmaya çalışıyorum ama ciddi bir dezenformasyon var şu anda sosyal medyada. Birincisi kanundan dolayı böyle bir şeyin arttığını nasıl insanlar savunuyor bilmiyorum. Bunun artmadığını çok net bir şekilde söylemem lazım. Burada yaptığım şey şu benim Taha Bey şu anda. Mevcut bir acıyı kullanmak ya da bunun üzerinden siyasetimi insanlara lanse etmek, bunun şovunu yapmaktan çok çekinirim. Yani bu Hepimizin içini acıtan konular bunlar. Hepimiz sokakta çocukların güvenli bir şekilde gezmesini, oynamasını isteriz. Ben bugün o kadar çok anneden mesaj aldım ki çocuklarımız güvenli bir şekilde sokağa çıksın istiyoruz mesajlarını. Bunu tabii ki anlıyoruz ve tabii ki bu konuda bir şeyler yapılıyor. Ben ne yaptığımı söyleyebilirim ancak size. Şu anda bütün taraflarla, konunun bütün taraflarıyla görüşüyorum. Yani söylemekten de yani filtrelemeden söyleyeyim. Hayvanların hepsi öldürülmeli diyen bana putperest, ay, köpek perest gibi bir isim takan sosyal medyada grupla da görüşüyorum. Bir taraftan pitbulllar serbest bırakılsın diyen grupla da herkesi dinliyoruz biz siyaset yaparken. Tabii ki makul çerçevede ne yapılabiliri genel merkezimize, ilgili vekillerimize, komisyonlarımıza sunuyoruz. İnşallah bu konuda gelişme yapılır ve belediyeleri çok yakından takip ettiğimi ve edeceğimi de buradan duyurayım. Ama burada iki şeyden bahsetmek isterim. Birincisi bu konuda bir çalışma geçtiğimiz sene başlattık. Bunu yaygınlaştırmayı düşünüyorum. Daha iyi bakım evleri isminde bir kampanya başlattık. Biz yani ne yapılabilir düşünmeden biz ne yapabiliriz noktasında da yani mega. Kimi düşündünüz bunu? Bunu özellikle hayvanseverlerle başlatmıştım o dönemde. Çünkü bakım evlerinin ...çok kötü durumda olduğunu biliyorum. Bir siyasetçi olarak oraya gittiğimde... sizin sorumluluğunuz çok değil mi? Çok kısa yani? söyleyeceğim. Zaten benim sorumluluğum ama şunu şunu hepimiz biliyoruz. Yani ben bir siyasetçi olarak bir bakım evine gittiğimde orada zaten e, müdüründen tutun... ...işte kısırlaştırma yapı, kısırlaştırması yapılmış köpeğe kadar her şey hazır bekliyor. Biz çat kapı gittik. Çat kapı gittiğimde de bakım evlerini değerlendirecek... ...ben de e, bilgi olmadığı için bu alanda bilgili olmadığım için aynı şekilde e, internet projesindeki gibi... Bu alanda en bilgili arkadaşlarımla gittim bakım evlerine. Çat kapı ziyaretler yaptık ben. Ne gördünüz yani, orada? Ya Mesela bunu siyaseten kullanmak istemediğim için söylemedim. Bu bu dönemde de açıkçası e, gerçekten amacım e, bakım evlerinin şartlarını iyileştirmesi ve kısırlaştırma faaliyetlerinin doğru şekilde e, ve duraksatmadan yapıldığından emin olmak için e, bu projeyi çok böyle siyasette karıştırmak istemediğim için söylemedim ama Mesela Bakırköy bakım evine gitsin mutlaka hayvan severler. Yani ölü kediler gördüm kutular içerisinde. Üç gündür açılmamış. Kısırlaştırma yapacak doktoru, veterineri 2-3 saat bekledik gelmedi. Hayvanların temizliğini yapmaya korkan insanları sorumlu tuttuklarını gördüm. Aylar geçtiği için rahatlıkla konuşuyorum. Tek tek bütün barınakları, bakım evlerini gezmeye de açıkçası talibim elimden geldiğince Çünkü burada yapılması gereken şey kısırlaştırma faaliyetlerinden emin olmak ve emin olun birçok belediye işte konserlere milyonlarca lira verilirken bu faaliyetleri yani geride tutuyor. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin atlarla ilgili faciasını biliyorsunuz yani herkes biliyor. Düşünebiliyor musunuz kısırlaştırma ne düzeydedir orada? Şimdi hal böyleyken birincisi bireysel olarak daha fazla gitmek şu anda benim gündemimle ve bu problemi yani insanların sokaklarda ee, güvenle gezmesi için ne yapılması gerektiği noktasını daha doğrusu elimden gelen her yerde dile getirmeye çalışıyorum. Bunu siyasi anlamda. Ama burada ben özellikle izleyenlerden de şöyle bir ricada bulunacağım. Belediyeleri hep birlikte sıkıştıralım. Yani biz bunu yapıyoruz evet ama arz-salep noktasında da yani hayvanlarla ilgili kaç hayvanın kısırlaştırıldığını mutlaka takibini yapalım biz Orada mesela belediyelerimizden. Orada da çok büyük bir lobi istedim. var ama. Ben burada hayvan haklarıyla ilgilenen işte bir Derneğin başkanını ağırladığım zaman çok ilginç bir ifade kullandı. Dedi ki ben hayvan hakları yasasından ziyade hayvanları hayvanseverlerden koruma yasası çıkarılmasını talep ediyorum dedi. Çünkü bunu istismar eden işte bunun mama lobisi var efendime söyleyeyim pet shop lobisi var varolu var. Böyle de bir lobi var. Orada da yani ben vatandaş olarak böyle bir kampanya başlattığım zaman ki bir kere bir tweet atmaya iyi yeltendim. Neredeyse evin basıyorlardı yani böyle de bir durum var. Burada açıkçası size çok büyük iş düşüyor çünkü hükümet sizsiniz. Yani biz hayvanları koruma kanunu nasıl çıkarttığımızı anlatsak inanamazsınız. Yani özellikle Özlem Hanım katılmıştı diyebiliyorum. E, o çokça toplantıları Serap Hanım aynı şekilde Mustafa Bey e, onlar e, yöneticilik yaptılar, model ettiler. Herkesin saatlerce dinlendiği e, bir yasaydı ve günün sonunda. Hiçbir hayvanseverin böyle aynı noktada olmadığı e, düzlemde siz bir yasa çıkarmaya çalışıyorsunuz. O yüzden çok fazla dezenformasyona e, maruz kalan bir yasa olduğunu düşünüyorum. Herkes Kesinlikle edeme edemeyebilirsiniz ama e, bu ülkeyi yöneten kadro olarak Tabii bütün, avcıları vatandaş, da dinliyorsunuz bütün vatandaşların çünkü. emniyetini almak Kesi durumundasınız. Ben dahil, kesinlikle, kesinlikle. küçücük bir çocukcağız dahil, engelli bir vatandaş dahil. Bak bakkala, eczaneye, manava giden yaşlı bir teyze dahil. Geçtiğimiz günlerde daha haberini yaptım. İşte bir teyzemiz maalesef çevredeki sokak köpekleri tarafından parçalanarak öldürüldü. Onların da yaşamaya hakkı var ama bizim de yaşamaya hakkımız var. Maalesef bu sorun gitgide büyüyor. Ben de bundan şimdiye kadar en azından belki ısırılmadım. Garantim yok. Bu akşam da, da ısırıl ısırılabilirim ama tehdit Büyük bir tehdit olduğunu buradan size hem bir eleştiri olarak yöneltmiş olayım. Şimdi biraz hızlanmak istiyorum çünkü böyle son 10 dakika 7-8 dakikaya giriyoruz. Ee, Z kuşağı meselesi AK Parti açıkçası burayı yakalayamamış gibi bir algı var. Özellikle sosyal medyada e, muhalefet kanadının sizi en çok eleştirdiği alan bir ne durumdasınız e, yakalayabildiğinizi düşünüyor musunuz kendi aşınızdan? İki, e, anket var mı? E, anketler var, evet yapılmış. E, şunu çok net söyleyebilirim cesurca. E, bu seçim yani 2023 seçimi e, AK Parti'nin en çok genç oyu alacağı seçim olacak. Yani sosyal medyada nasıl bir algı var, e, nasıl bir algıyla karşılaştığınızın emin değilim. bir çıkış yani. Çok gerçekçi bir ben çıkış. Ben burada AK Parti'nin çok üst düzey isimlerini de aldım. Onlardan böyle bir şey duymadım. Çok gerçekçi ee, bir çıkış. Buna da çok eminim. Bunu bir veriye dayanarak mı söylüyorsunuz yoksa hep, bu sizin tamamen bir dayanarak mi? yoksa hem ve şimdi burada iki tane nokta var bence çok önemli. Üçüncüsü veri evet. Ama birincisi bugün AK Parti gençlerin e, en büyük problemlerini çözen parti oldu. Yani bedelli affı, öğrenci affı, KYK'lardaki e, yemek fiyatlarının e, yemek desteğinin daha doğrusu 25'ten 60'a çıkması KYK yurtları noktasında talebin e, eskiden işte 2002'de e, %15'lik karşılanıyorken şimdi %80'inin karşılanması e, bakıldığı zaman e, KYK noktasında aldıkları bursun sadece ana parasının çocuklar tarafı gençler tarafından geri ödenecek olması. Bunların her birisi gençlerin çok memnun olduğu, zaten şikayetçi olup, e, çözüm buldukları konular artık. Yani 16 GB internetin iki katına çıkması da bunlardan bir tanesi. Bir de günün sonunda Tanabey, yurtlardaki internet... Izle. Efendim? Yurtlarda, he, yurtlardaki şey Wi-Fi'den mi evet, basıyorsunuz? Evet, tabii ki daha da iyi olmalı, daha da iyi olacaktır inşallah ama şunu çok net gibi bence farkında. Bu arada ilgili farklı. de hız sorunu yine hıza geleceğiz. Size yöneltilen bir eleştiri yani. Şunu çok net söyleyebiliriz. Bugün e, en büyük eleştirileri yapan gençler dahi şunun çok net farkında. E, bir problem varsa, oluşursa bunu AK Parti çözer, bunu Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları çözer, bu kadrolar çözer. Günün sonunda gençler işte börek fotoğrafına, mutfaktaki videolara oy vermeyecek, Blackpink tweet'i atan bir lidere oy vermeyecek bunları Kimi yaptıkları için. Kemal Bey yapmıştı diye hatırlıyorum. Gençler günün sonunda gerçekten rasyonel çözümler getiren, problemlerini çözen, anlayan ve gençler için bir şeyler yapmış, yapmaya devam eden lidere oy verecekler. Ya yani bunu bence çok net herkes sorsun kendi partisinin liderleri ne yapmışlar gençler için. Sadece yapmak istedikleri hayallerden bahsetmiyorum. Hepimiz hayal kurarız. Gerçekten somut bir şekilde gençler için ne yaptıklarını sormamız ve buna göre rasyonel bir şey şekilde tercih yapmamız olmadıkları gerekiyor. İkinci şey yapamamaları gayet normal değil mi? Ne yapsın ya belediyenin üstünden şey mi yapsın? Üniversite mi açsın? Belediye veya... üzerinden ne yapıyorlar biliyor musunuz? Burs veriyorlar an, mesela. Mesela şu anda belediye üzerinden zaten daha öncesinde bizim o burslara zaten onlar biliyorsunuz zamanında karşı çıkmışlardı. Daha öncesinde bizim açtığımız e, yurtları yurt diye açıp bizim açtığımız merkezleri kendi açmış gibi kendileri açmış gibi lanseri. Bugün 100 100 50 gün 150 proje diye bir şey başlattı, değil mi ee, Ekrem Oğul? Yanlış hatırlamıyorsam ee, daha yeni en son başlattı. Yani proje yapıyoruz imajını e, netleştirmek için başlattığı bir proje vardı. Ya bir binanın her katını ayrı gün açmışlar. Yani bu çok büyük bir e, tragi komik bir durum. Bu iş yapmak değil, Taha Bey. İş yapmak böyle olmaz. Yani. Ee, günün sonunda gerçekten bence gençlerin sorması gereken soru bu. Gençler bu tweetlere bakmıyor. Gençler işte toplaşıp e, her katı ayrı açan, ayrı bir açılış seremonisi düzenleyen her kat için, binanın her katı için e, insanlara oy vermiyor. Gençler gerçekten bugün TOG'a oy veriyorlar, doğalgaza oy veriyorlar, e, santrallere oy veriyorlar, şehir hastanelerine oy veriyorlar. Gençleri zaten bu kadar toplumun... E, belli bir sanki toplumdan izole bir kısımmış gibi değerlendirmeye de karşıyım. Ama neyse bu birinci, birinci noktam buydu. İkinci noktam da şu şu anda AK Parti gençlik kollarının ben seçimde gerçekten seçimin oy anlamında kaderini değiştirecek bir yapılanmada olduğunu düşünüyorum. Gençler şu an AK Parti'nin ön saflarında yer alıyor ve inanılmaz bir çalışma yapıyorlar. Bakın Sakarya'da bir buçuk günde binlerce genç ne kadar büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımızı karşıladı. Ama bir çalışmaları ve... İYİ Parti kanadı da yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kanadı da yapıyor. Sayın yapıyor? Kılıçdaroğlu bir buçuk en son milyon üyeden bahsediyor. Haberi, var mı benzeri? Bir... Şarkıların söylendiği programı bence dile getirmeyelim bile. Yani onu zaten kendi kanadındaki gençler bile eleştirdi. Yani CHP kanadındaki gençler. Olay bu değil. Olay şu. Sahici bir şekilde şu anda bakıldığında sahada çalışacak, bu kadar canla başla çalışacak başka bir organizasyon bulamazsınız AK Parti kolları dışında. Çok İnanılmaz iddialı bir çıkış yalnız yani en yüksek boyu Not alırsanız Parti. çok memnun olurum. Çünkü Tekrar. seçimden sonra siz yeniden çok, ağlayacak ağırlama çok fırsatımız olursa... Umut Bu söyleyeyim. anlamda da koyduğunuz çıtayı Eminim. size yönelteceğim. Şunu yapacağım. da çok net söylemek Buyurun. isterim. Z kuşağı kavramına da çok karşıyım. Çünkü birincisi, yani dediğim gibi gençler böyle toplumdan Bu izole bir... Şey bir... Ama. Efendim? X, Y, Z kuşağı. Yani neden karşıyım biliyor musunuz? Bunu en çok kullanan kimler? Herkes kullanıyor. Yani Bunu daha en muhalefet çok en çok ama. muhalefet kanalı da diye de düşünmeyin. Bunu en çok kullanan gençlerden oy almaya çalışıp, onları sadece bir oy kümesi olarak görüp siyasette fotoğrafa sadece gençleri davet eden, masaya davet etmeyen büyükler yani bu kavramı kullanan, bu kavramı en çok cümlelerinde kadar, yer ne veren demek, bu insanlar sanırım. Mesela muhalefet partisinin de bildiğim kadarıyla MYK'sında genç isimler var. Hatta işte bildiğim birisi ilk kez başörtüsüyle girdi. Onlar da ismini bilmiyorum ama. iki kişi sayabilir misiniz? Ya burada soruları ben sorarım diye bir şeyim var. Şunu kastediyorum. Onlar da sonuçta vitrinlerini e, gençleştirmeye çalışıyorlar ve bu bir vizyon olduğunu düşünüyorum ben. Ne kadarını yapıyorlar ne kadarını yapamıyorlar bilmiyorum ama. Yani bunun hiçbir şey yapmadıkları yahut işte sadece fotoğraf verdiklerini söylemek de bilmiyorum. Siz tabii ki de bir siyasetsiniz ama ne kadar gerçeğe tekabül eder? Bunu siyasetçi olarak söylemiyorum. Bunu bir genç olarak söylüyorum. Yani bugün bakıldığında ya ben size e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden, genç milletvekilliğe bakış açısının e, yani birebir de nasıl aktardıklarını da burada iletmek isterim. E, nasıl? Yani mesela ben şöyle bir olay yaşadım bir milletvekillerle. isim vermeyeceğim. Vermek benim açımdan da bu arada hiç tehlikeli değil açıkçası. Yani versem belki ben kazanırım. Ben bugün e, mecliste de gerçekten sahici bir şekilde bak, baktığımda şunu çok net söyleyebilirim. E, i̇nsani anlamda hangi partiden olursa olsun milletvekillerine, genç milletvekillerine bakış açısı bence çok kıymetli. Yani her birisi birincisi işte kızı gibi görüyor, kardeşi gibi görüyor, değer veriyor. Bunların her birisi çok kıymetli gerçekten. Ama bir meslektaş olarak yaklaşmak istediğinizde siz eee kendisine cevap vermek istediğinizde şu cevabı duyabiliyorsunuz. Büyüklerin işine karışmayın. Yani Siz bence bu, bu bir milletvekilinden partinin. Mi ben bunu bir milletvekilinden duydum evet. Yani bunu bunu Kimdi bu isim? İsim vermeyerek söyleyeceğim. Bunu Ekrem Bey'in e, ne kadar yapacağını söylediği işleri yapmadığını dile getirdikten sonra sanıyorum Sayın İmamoğlu'ndan çınar, bahsediyorsunuz. Evet, evet, çınarlarla ilgili bir konuydu. Sonrasında bir milletvekilinden ama siz de gezide ağaçları e, işte kökünden e, kaldırmıştınız diye bir eleştirdim. Ben sonrasında dedim ki hayır biz gezide sadece ağaçların yerini değiştirdik. Gezide ağaçlar e, zarar verilmedi. Sonrasında bana e, aynen şu cümleyi sürdü. Dedi ki boş verdi Biz Ekrem Bey'i işte Kemal Bey boşar, biz büyüklerin işine karışmayalım. Ben bunu sanıyorum. E, bu kadar büyük yaşı büyük olan bir insanın, ya yani insanın söylemesi benim açımdan çok üzücü. Çünkü geleceğe dair, yani bir milletvekili profiline dair çok ciddi hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Gençlere de bakış açısını bence çok net ortaya koyuyor. E, günün sonunda e, kim olursa olsun burada kaç genç olursa olsun şunu çok net söyleyebilirim. E, İki genç yani daha fazlası çok zor olur. Çünkü bu görselden ibaret. Son soru gitmek gibi. istiyorum. E, bunlara evet veya hayır şeklinde cevap e, alacağım. Çok fazla linç yiyorsunuz. Bu e, linçlere dava açıyor musunuz? Linçlere dava açıyor muyum? Çoğunu açmıyorum. E, bir iki çok ağır hakaretlere dava açtığımız Hı -hı. oldu. E, yanlış hatırlamıyorsam. E, sen bu sen bahsettiğiniz sorun... linçlerin hiçbirine... Dava açmıyorum ama. Pekala. Bu sert sorular defterimiz malum. Ee, her konumuzdan bir başka konuğa sert soru bırakmasını rica ediyoruz. Soru bize kalmak kaydıyla. Kime bıraktığınızı rica edeceğim sadece. Kemal Bey bıraktı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bıraktınız. Biz de inşallah kendisini ağırlarsak bu soruyu size AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Rumi Eser Kadak bıraktı diye e, yöneteceğim. Son e, açıkçası bu projeler mevzusunu kapatmıştık ama bu ilgimi çekti. E, bir şey düzenlemişsiniz. E, çevre etkinlik raporu uzunca bir rapordan bahsediliyor ve bu, bu rapora için de e, bütçe harcadığınızdan bahsediliyor. Ama raporda bir pipetten bahsetmişsiniz. Yani bu bir pipet için bu kadar para harcanır mı? İşte etkinlik çevre adına bir şeyler yapıyor, gözükmek adına bir ortaya bir şey çıkartmışlar ama yani ben de biraz baktım. Ee, nedir bu pipet meselesi? Evet, bu sorunun politik araştırma grubundan, grubundan bahsediyoruz. Evet, benim de bahsetmek ama. istediğim yani çok şey var. Daha fazla böyle derinlemesine girmek isterdim konulara. Ee, şunu sanıyorum, politik araştırma grubundan bahsediyorsunuz. Evet. Raporundan değil evet. mi? Park. Evet. evet bu da park. bizim 2019 olması lazım. Yılında başlattığımız bir proje. Özellikle gençleri. 2019 25 20, Eylül 2021. 2020, 2021 mi? Evet. Bu ama bizim üçüncü çalıştayımız daha evet. ee, biz daha öncesinde de birinci çalıştayımızı ücret öğretmenler üzerine gerçekleştirdik oradaki raporlarımız da çok fazla Söyümüz doldu bu arada. alana çok kısa şansımız oldu ee, bizim burada arkadaşımız çok kıymet verdiğim görüşlerine çok önemli şirketlere danışmanlık veren bir arkadaşım var ve geldi bize e, marshmallow challenge adı verilen işte Harvard Business School'da, işte işletme okulunda Harvard Business Review dergisinde vesaire çokça övülen, çok başarılı şirketlere e, önerilen bir işte başlangıç e, çalışması var ve bunu gerçekleştirdik. Spagettilerle yapılan bir çalışmaydı. Sanıyorum o lince gelen yorumlardan bahsediyorsunuz. O zaman o kadar harika vizyon çizmiştik arkadaşlarımız sosyal medyada. E, spagettileri uçuca geçirme challenge'ı yapmışlar. İşte keşke yeseydiniz falan gibi yorumlar geldi evet. Biz ben o gün başkası adına utandığımı hatırlıyorum ve arkadaşım açıklama yapmıştım. Ya haklısın. Evet sen çok güzel bir eğitim yaptın ama maalesef biz zaman zaman böyle eleştirilerle karşılaşabiliyoruz diye. O önemli bir çalıştay, çevre çalıştayımız. Biz dönem dönem farklı başlıklarda politik araştırma grubu sosyal medyadan seçtiğimiz arkadaşlarla hayata geçiriyoruz. Oradaki bir arkadaşımız sonra benim danışman ekibime katıldı. Birçok arkadaşımız çalışmalarımızda aktif görev alıyor. Ben bu ekibe çok değer veriyorum. Umarım birçok meclisi daha ulaşılabilir hale getireceğimiz birçok projemizde hayata geçer. Ve birçok izleyen ve eleştiren insan da bunu kendi çapında hayata geçirir. Şunu da bitirmeden çok net söyleyeyim. Biz eleştiren, eleştirmeyen, destekleyen, desteklemeyen herkese teşekkür ederiz. Doğru işler yapan insanın bu masalarda çok rahat olduğunu bir kez daha deneyimledim bugün. Çok şükür paylaşmaktan çekindiğimiz hiçbir şey yok. Aksine bize birçok eleştirdi mutlu eder. Sadece bir şey çok üzüyor. Ondan da bahsetmiştim. Ya bu 15 yaşında çocuklara sosyal medyada linç kampanyası başlatıp ekibimize gelen çocuklara mesajlarla küfürler edilmesini sağlayan insanlardan bahsetmek bile istemiyorum. Bu insanlar çünkü biliyorum yarın öbür gün bir kadına şiddet vakası söz konusu olduğunda tweet atacaklar. Hiçbir şey yapmamış gibi sanki o küfürleri onlar etmemiş gibi. 15 yaşındaki çocuklardan bahsediyorum çünkü. Ee, bunun sadece son bulmasını istiyorum. Ee, bu açıdan sadece üzülüyorum. Onun maalesef, dışında, maalesef sosyal medyada böyle tipler var. Hatta işte böyle tipler muhtemelen, muhtemelen şu, şu anda bizi bence. izleyenler arasında o da var. Ee, büyük bir troll. Ee, insanların annesini, değerlerini hedef alacak kadar işte e, şu an Rütük müsaade etmiyor söyleyeceğim şeylere. E, böyle karakter yoksunu insanlar maalesef, maalesef. varlar. Ben e, aklımdakileri e, ne kadar e, sahici profillerden ne kadar troll hesaplardan atıldığını bilmiyorum artık ama sizin hakkınızda ortaya atılanları size açıklıkla sorup açıklıkla cevap almaya çalıştım. Yeniden programa katıldığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii ne kadar açıklıkla aldık, ne kadar alamadık. Ekranın başında izleyenlerin vereceği bir karardır. Ser sorularda bu akşam konu Meclisin en genç milletvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Rumeysa Kadak'tı. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve bir başka konukla Belki sürprizimiz de olabilir. Yeniden ekranda buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorular ya bunlar. Sert soruların bu akşam kurban mı? Yok. Rap mi diyorsunuz? Hatırlıyorum. Bugün niye duyayım yasal? Nasıl bunu istersin? Ya bu ayşe şey değil. Şey değil. Ben sizde de şu anda program yapıyorum. Yani sizin ne olacağınızı biliyor muyum ben? Geri adım da atmış değil. Niye beni siz zorluyorsunuz? Evet. Okumayın anladım ben. Pardon ya. Sizde o kadar zorlamayın. 嗯。Mm hmm.